Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Kalp hastalıklarının belirtileri aslında çok çeşitli. Hastalığın çeşidine de bağlı. Mesela doğuştan bir kapak hastalık varsa, kalbinde delik varsa, damarların yerleri değişikse, çocuktaki değişiklikler farklı. İşte morarmaydı, nefes darlığıydı gibi esas şikayetler. Mesela kapak hastalığı olduğu zaman ki belirtiler daha çok bu özellikle gençlerde ve romatizmal kapak hastalıklarında kanın işte akciğere doğru göllenmesi sonucu olarak nefes darlığı en çok görüyoruz. Özellikle mitral kapak hastalıklarında nefes darlığı efor esnasında yol yürürken, merdiven çıkarken nefes darlığı, çarpıntı olabiliyor, ritim bu problemi gelişebiliyor bu kapak hastalıkları sonucunda. Bazen aort kapak hastalıklarındaki aort darlığı, aort yetmezliği olduğu zamanlardaki gibi olduğu zamanlar göğüs ağrısı olabiliyor kapak hastalığına bağlı olarak. Bazen doğuştan kalp hastalıkları olabiliyor. İşte atrial septal defekt gibi, ventriküler septal defekt gibi. Onlar ileriki yaşlara kadar gelebiliyor, hiç fark edilemeyebiliyor. Bunlarda çok böyle çok belirgin şikayetler olmamakla birlikte nefes darlıkları olabilir, halsizlikler olabilir. Yine çarpıntılar olabilir. Tabii koroner kalp hastalığı dediğimiz, bu damar sertliği halk arasında dediğimiz durumlarda da en sık bulgu tabii göğüs ağrısı. Efor esnasında gelen ya da kalp krizi işte istirahat halinde olan göğüs ağrıları. Şikayetler genel olarak bunlar. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.